İstanbul için gerçekten çok özel bir alan ortaya çıkarıldı. Sizin de gördüğünüz gibi neredeyse bir ören yeri havasına büründü Haydarpaşa Garı'nın arkası. Çalıştığımız alan Kalkedon'un, yani bugünkü Kadıköy'ün antik dönemdeki adı olan Kalkedon'un batı limanı içinde. Çok önemli kalıntılara rastlandı tabii, hem kalıntı hem buluntu. Bunlardan biri mesela hemen solumuzda yer alan opusekle döşemeli bir özel konut ki hamamıyla birlikte değerlendirdiğimiz bir şey. Milattan sonra 5. yüzyıla tarihleniyor. Yani yine arkamızda Azize Bassa Kilisesi diye antik kaynaklarda da ve modern araştırmacıların yayınlarında da geçen bir Bizans dönemi için önemli bir kalıntı. Onun bir bölümüne rastladık. Hemen onun apsisinin içinde çoklu, yaklaşık 28 bireyin gömüldüğü bir toplu mezar ortaya çıkarıldı. Şimdi biraz sonra siz de ayrıntılarıyla çekeceksinizdir. Helenistik döneme ait bir platform, muhtemelen bir mezar anıtına ait kaide ortaya çıkarıldı. Hemen yanında yine bir lahitle beraber. Bununla beraber küçük buluntular çok sayıda elde edildi. Özellikle İstanbul için gerçekten inanılmaz bir rakam olan yaklaşık 12 bin sikke, altın, gümüş, bronz sikke elde edildi ki bunların içinden en önemlisi de M.Ö. 5. yüzyıla tarihlenen Kadıköy'ün ilk sikkelerinden biri, ilk darp edilen sikkelerinden biri tespit edildi. Haydarpaşa Garı bu kentin en sembolik eserlerinden, yapıtlarından biri. Burada hepimizin, hem arkeologların hem sanatçıların, sıradan vatandaşlarımızın, hepimizin önceliği Haydarpaşa Garı olmalı. Gar işlevini devam ettirmeli. Arkeolojik kalıntılarımızı da buna entegre etmeliyiz. Burada artık bana kalırsa kazılar belli bir aşamaya geldi. Bizim az önce bahsettiğim projenin önümüze gelmesiyle artık bu alanda kazılarla beraber kalıntıların korunmasına yönelik çalışmaları da başlatmamız gerekiyor. Biz şu an ona odaklanmış durumdayız.